Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Titan, Satürn'ün doğal bir uydusudur ve gezegenin en büyük uydusudur. Güneş sisteminde önemli bir atmosfere sahip olduğu bilinen tek aydır ve aynı zamanda yüzey sıvısının kararlı cisimlerinin açık kanıtlarının bulunduğu dünya gezegeni dışındaki tek nesnedir. Titan'ın atmosferi öncelikle az miktarda metan ve diğer eser gazlarla azottan oluşur. Yüzey büyük ölçüde buzla kaplıdır ve dağlar, vadiler ve sıvı metan ve eten gölleri de dahil olmak üzere çok çeşitli jeolojik özelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bilim adamları, jeolojisi, atmosferi ve yaşam potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için Titan'ı incelemeye devam ediyor. Titan'ın atmosferi öncelikle Dünya atmosferine benzer azottan oluşur, ancak yüzey basıncı Dünya'nın yaklaşık 1,5 katıdır ve çok daha yoğundur. Atmosfer ayrıca Titan'daki iklimi ve havayı şekillendirmede rol oynayan az miktarda metan içerir. Atmosferdeki metan, sera gazı gibi davranır, ısıyı yakalar ve yaklaşık -180 santigrat derecelik sıcak bir yüzey sıcaklığı oluşturur. Titan'ın atmosferi ayrıca hidrojen, helyum, asetilen ve propan gibi eser miktarda başka gazlar içerir. Kalın atmosfer, ayın yüzeyinde puslu turuncu kahverengi bir renk yaratır ve yüzey özelliklerini uzaydan net bir şekilde görmeyi zorlaştırır. Titan'ın atmosferinin de karmaşık bir kimyaya sahip olduğu bilinmektedir. Güneşten gelen ultraviyole radyasyon, atmosferdeki metanı parçalayarak çeşitli karmaşık organik moleküller oluşturur. Bu moleküller daha sonra, bazıları dünyadaki yaşamın yapı taşlarına benzeyen daha karmaşık bileşikler oluşturmak için birbirleriyle reaksiyona girerler. Bilim adamları, bileşimi, hava durumu modelleri ve onu şekillendiren süreçler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Titan'ın atmosferini incelemeye devam ediyorlar. Titan'ın atmosferinin incelenmesi, benzer ortamlara sahip diğer gezegenlerde ve aylarda yaşam potansiyeli hakkında da fikir vermektedir. Titan, Jüpiter'in ayı Ganymed'den sonra Satürn'ün en büyük ayı ve Güneş sistemindeki ikinci en büyük aydır. Ayımızdan yaklaşık %50 daha büyüktür ve yaklaşık 5150 kilometre veya 3200 mil çapına sahiptir. Titan'daki yerçekimi yaklaşık 0.14 gramdır, bu da Dünya'daki yerçekiminin yaklaşık 7'de biridir. Bu Titan'daki bir nesnenin Dünya'daki ağırlığının sadece %14'ü ağırlığında olacağı anlamına gelir. Titan'daki düşük yerçekimi, büyüklüğü ve düşük yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Titan'daki yüzey yerçekimi bir atmosferi tutmak için yeterlidir, ancak yüzeydeki bir sıvının buharlaşmasını önleyecek kadar güçlü değildir. Titan'daki düşük yerçekimi aynı zamanda kaçış hızının veya Titan'ın yerçekimi çekişinden kaçmak için gereken hızın nispeten düşük olduğu anlamına gelir. Yaklaşık 5.5 km bölü saniyedir, bu da Dünya'nın kaçış hızının yaklaşık yarısıdır. Titan'ın düşük yerçekimi de uzay araçlarının hareketini etkiler ve iniş ve kalkışı daha zor hale getirir. 2005 yılında Titan'a inen Huygens sondası, kalın atmosferden inerken yavaşlamak için bir paraşüt kullanmak zorunda kaldı ve 2027'de başlayacak olan Dragonfly görevi, yüzeyde uçmak için rotorları kullanacak. Titan'daki yüzey yerçekiminin tek düze olmadığını, yerden yere değiştiğini not etmek önemlidir. Titan'ın yerçekimi alanı, yeraltının topografyası ve yoğunluğundan etkilenir. Titan üzerindeki yüzey basıncı, Dünya yüzeyindeki basınçtan yaklaşık 1,5 kat daha fazladır. Bunun nedeni, öncelikle azottan oluşan Titan'ın kalın atmosferidir. Titan üzerindeki yüzey basıncı yaklaşık 1467 hektopaskaldır ve bu da kabaca Dünya'daki deniz seviyesindeki basıncın 14.67 katına eşittir. Bu çok yüksek basınçlı bir ortam olarak kabul edilir. Titan üzerindeki yüksek basınç, esas olarak azottan oluşan kalın atmosferinden kaynaklanmaktadır. Atmosferin ayrıca, Titan'daki iklimi ve havayı şekillendirmede rol oynayan az miktarda metan ve diğer eser gazları içerdiği bilinmektedir. Kalın atmosfer ayrıca ayın yüzeyinde puslu turuncu kahverengi bir renk yaratır ve yüzey özelliklerini uzaydan net bir şekilde görmeyi zorlaştırır. Titan üzerindeki yüksek basınç aynı zamanda yüzeydeki sıcaklığın Dünya'dan çok daha düşük olduğu anlamına gelir.
Titan'daki ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık -180 santigrat derecedir, bu da dünyadaki en soğuk yerden çok daha soğuktur. Titan üzerindeki basınç ve sıcaklığın incelenmesi, benzer ortamlara sahip diğer gezegenlerde ve aylarda yaşam potansiyeli hakkında fikir vermektedir. Ayrıca, bilim adamlarının diğer gök cisimlerinin atmosferlerini şekillendiren süreçleri daha iyi anlamalarını sağlar. Titan'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 0.0225 katıdır. Satürn'ün en büyük ikinci uydusu olmasına rağmen, Titan Satürn'ün kütlesinin sadece %0.1'idir. Titan'ın düşük yoğunluğu, büyüklüğünden ve yüzeyinin öncelikle su, buzu ve kayadan oluşmasından kaynaklanmaktadır. Titan'ın yoğunluğu santimetreküp başına yaklaşık 1.88 gramdır, bu da suyunkinden biraz daha azdır ve Dünya'nın yoğunluğunun yarısından azdır. Titan'ın düşük yoğunluğu ve büyük boyutu, gezegenleri ve ayları şekillendiren süreçler ve diğer dünyalardaki yaşam potansiyeli hakkında fikir verdiği için onu çalışma için ilginç bir nesne haline getiriyor. Titan'ın kütlesinin incelenmesi, bilim adamlarının Satürn sistemini oluşturan süreçleri ve Titan'ın evriminde oynadığı rolü anlamalarını sağlar. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.